Hayırlı sabahlar. Bugün mazlumların avukatı Bekir Berk'i konuşacağız. Aslında vefat yıl falan değil ama konuşma sebebimiz üzerinden hayli zaman geçmiş olsa da ona yapılan bir sataşma oldu yakınlarda. Başka konular gündeme geldi. Bir de üstadın işaret-i icazda ifade ettiği, aktardığı bir söz var. Her üren kelbin ağzında bir taş atsan yerde taş kalmaz diye. Bu tarz sataşmalar, saldırılar hep ola geliyor çok da ehemmiyet vermeden geçiştirelim dedik ama okuyucularımızdan, takipçilerimizden gelen talepler oldu. Yani bunu tamamen de cevapsız bırakmayın diye. Onun için hem Bekir abiyi bir kez daha bu vesileyle hayırla, rahmetle yad etmek hem de onun hizmetlerini özellikle bilmeyen genç nesillere aktarmak açısından bir fırsat olarak değerlendirelim dedik. Bekir Berk hukuk tarihimizde çok önemli yeri olan bir zirve isim mazlumların avukatı olarak tarihe geçen bir isim. Bediüzzaman Hazretleri'nin son dönemlerinde tanıştığı ve kendisine vekil avukat tayin ettiği bir isim. Talebelerine mektuplar yazdırdığı bir isim. Şahsen görüştüğü, birkaç sefer görüştüğü ve değerli hatırlarını taşıyan bir isim. Bir defa üstadın avukatı. Öncesinde çok parlak bir avukat. Hukuk fakültesi öğrenciliğinden itibaren son derece cevval. Sosyal konularda da Fikri konularda da e, fevkalade hareketli, aktivist bir insan ve Milliyetçiler Derneği'nin başkanlığı yapmış olan bir insan. E, ama Üstad'la tanıştıktan sonra Risale-i Nur'la, Nur talebeleriyle tanıştıktan sonra o enerjisini tamamen Risale-i Nur hizmetine ve Risale-i Nur davalarındaki yargılanan Nur talebelerinin Üstad başta olmak üzere müdafasına hayatını hasretmiş olan Hiçbir karşılık almadan. Tamamen Allah rızası için. Ve Türkiye'nin her köşesinde koşan. Binlerce davaya katılan ve girdiği her davada beraat kararı aldıran bir efsane isim. Onun gibisi bir daha gelmedi. Yeri doldurulamadı. Ve son derece hukuk anlamında çok önemli hizmetler verdi. Şimdi Mustafa Sungur abinin Üstad adını yazmış olduğu mektuplardan biri var. Necmettin Şahiner'in avukat Bekir Berk Hak ve Müdafi isimli kitabına yer verme olduğu bir mektup bu. Diyor ki, Aziz Siddık kardeşimiz Nur'un kahraman avukatı, üstadımıza hitaben yazmış olduğunuz mektubunuzu aldık, okuduk, dinlediler ve dedi ki, Bekir Berki, Nur'un en has kahramanları içerisinde her sabah duamda ismiyle zikrediyorum. Bekir Berk bu zamandaki hizmet Kur'aniye ve imaniyesiyle benimle beraber 30-40 sene dine hizmet etmiş gibi aynı netice, neticede hissedar oldu. Çok selam ediyorum. Benim bedelime dostlara selam etsin dedi. Kardeşiniz Mustafa Sungur. Başka mektuplar da var. Şimdi Bekir Berk hakikaten karkış demeden Türkiye'nin en ücra köşelerinden nerede bir nur talebesine dava açıldıysa en zor engelleri dahi aşarak engel tanımadan o günün tabi ulaşım imkanları son derece sınırlı. Bunlara rağmen yetişmiş, hızır gibi yetişmiş, mahkemeye son anda yetiştiği duruşmaya, son anda girdiği davalar var. Ve girdiği her davadan da Allah'ın inayetiyle, ihlasıyla, şahs manevinin duasıyla beraat kararları aldırmaya muvaffak olmuş bir insan. Bunlar onun imzasını taşıyan, yeni asya yayınları arasında çıkan yıllar önce 70'li yıllarda Nurculuk davası isimli kalın bir kitapta mevcut. Onun yanında başka kitapları da var. Hakkın Zaferi için var. İthamları Reddediyorum var, benim hatırımda kalan. Şimdi aynı zamanda Yeni Asya'nın da kuruluşunda büyük emekleri olan, hatta Yeni Asya'nın isim babalığı da ona ait bildiğim kadarıyla, Yeni Asya ismini teklif eden o olmuş. Ve 12 Mart döneminde, 12 Mart muhtırasına karşı, muhtıracılara karşı, darbecilere karşı, cuntacılara karşı son derece cesur yazılar yazan, akıcı kalemiyle, heyecanlı üslubuyla haktan, demokrasiden, özgürlüklerden yana olan sağlam duruşuyla çok önemli e, hizmetlere imza atmış olan bir insan. Böyle bir insan. Kendisiyle 1989 sonunda hastalığı vesilesiyle hastalığının tedavisi için geldiği İstanbul'da işte son demleriydi. Havaalanında karşılayanlar arasındaydık. O kaldığı hastanede ziyaret ettik. Köprü Dergisi'nde kapak yaptık. Daha önce bir teybe okumuş olduğu beyanlarını mülakata çevirerek kendisinin talebiyle ve teklifiyle kapak yaptık. Ve öyle bir hatıramız da oldu. Bekir Berk çok okuyan, çok cevval, çok çalışkan, çok gayretli, çok hamiyetli ve dediğim gibi yeri doldurulamayan bir insan... Üstadın iltifatına mazhar olmuş bir insan. Hak ve adalet mücadelesi vermiş olan bir insan. Tabi hakkı savunanlar her dönemde rahatsız olanlar tarafından bir takım iftiralara, çamur atmalara muhatap ola gelmişler. Bekir Berk de bunu yaşamış maalesef. Ve 12 Mart'tan sonra 1973-74 yıllarında onu hedef alan bir iftira kampanyası başlatılmış. Kutlar bunu işte Hayatım kitabında anlatıyor detaylarını. Ve bu hizmetleri bir kenara bırakılarak, karalanarak bir takım iftiralarla yıpratılmak istenmiş Bekir abi. Öyle böyle gelmiş ki artık o zamanki meşveretlerle sen işte bu hizmetin selameti için bu kadar hedef olmuş bir insansın. Seni işte Suudi Arabistan'a, yurt dışına bir süreliğine gönderelim diye karar almışlar. Ve daha sonra ciddiye gitmiş orada hayatını devam ettirmiş hizmetine de devam etmiş. Cidde Radyosu'nun Türkçe bölümünde. Orada kaldığı müddetçe Risale-i Nur'u okumuş, anlatmış, izah etmiş. Orada hizmetini sürdürmüş. İşte dediğim gibi 89 sonunda tedavisi için geldi ve 1992'de de Hakk'ın rahmetine kavuştu. Bu vesileyle ona atılmak istenen çamurların hiçbir şekilde ona bulaşmayacağını, onu kirletmeyeceğini, onun hizmetlerine gölge düşüremeyeceğini ifade etmiş olalım ve bu çamurlar atanı kirletir. Ona asla bulaşamaz. Bekir abi'yi bu vesileyle tekrar rahmetle, hayırla, takdirle, dualarla yad etmiş olalım. Ailesine de ki eşi hayatta, çocukları var. Onlara da bu vesileyle sevgilerimizi, selamlarımızı sunmuş olalım. Ee, Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Mekanı cennettir zaten, inancımız odur. Bizleri de cennetinde buluştursun inşallah zamanı gelince. Evet söyleyeceklerimiz bu kadar şimdilik. Yarın başka bir konuda buluşmak dileğiyle.